geldin asker, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5, gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşun cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada, karada, denizde ve havada, denizde ve havada, her zaman ve her yerde. Sol, sol, yaylalar, 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 yaylalar. Asker, asol, yaylalar, yaylalar. Sarışın, esmer, fark etmez. Yaylalar, yaylalar. Eğitim koşu, yerlerde sürünür. Korkar sanma, senin için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış, Mehmetçik hep ayakta. Beş mevsim sizden ayrı kalsam da, şükretmeye öğrendim, ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sayılı günler, üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz. He, dur, otel, var. Hiçbir şey bulamıyorum Cemal. Komutanım, yine ne oldu anlamadım. Anlasaydın şaşardım zaten. Bu alet buradan çıkacak Cemal. Komutanım yapmayın ne olur. Bak da ne güzel yakıştı oraya. Hem de çok kullanışlı. Ha buraya gelen basıyı böyle. Ben de içeriden çimo diye sesleniyorum. Cemal, seni ajan yapmak lazım Cemal. Seni ajan yapıp düşman kuvvetlerinin içine sokmak lazım Cemal. Ki düşmanın siniri bozulsun, morali tükensin diye Cemal. Komutanım, sesini mi beğenmediniz yoksa? İsterseniz değiştirin, kanarya gibi olsun. Bak, inzibatlar geldi. Eyvah! Şiddi, ayvayı yedik. Aha geldi, şimdi yandık. Şimdi ayvayı yediniz komutanım. Kebiniz ha böyle cürsünler, yandınız valla. Anlamıyorsun Cemal. Buldunuz yine numunelik bir tane. Getirdiniz buraya değil mi? Hayır komutanım. 20 senelik cezasını tamamlayıp bugün tahliye olmuş. Direkt askere alındı. Hangi bölüye? Tabii ki bizim bölüye. Of! Of! Hoş geldin abi, geçmiş olsun. Abi yok! Abi yok! Askerdesin Cemal. Komutanım görmüyor musunuz kaç yaşında adam ya? Tamam. O zaman asker abi ders. Hadi gidelim hadi. Komutanım biz bırakıp gitseydik. Hayır, hayır, hayır. Bölük komutanına teslim edeceksiniz. Hadi gidelim hadi. Hadi, hadi, hadi. Neymiş suçu? Cinayet. Kadir abi, ayvayı yedin abi. Niyeymiş? Adamdaki bıyıkları görmedin mi? Sen keseceksin onları. Sen onun bir yerini kesersen o seni toptan keser vallahi. Buradan, buradan. Çabuk aman, aman sıkı tut.
uşaklar, gördünüz mü yeni gelinleri? Katili biliyoruz. Ulan ben daha yeni öğrendim. Siz nereden öğrendiniz katil olduğunu? Adamcağız daha gelmeden bir hafta önce namı görmüş babacığım. Adam cinayetçi katilmiş ulan. 20 sene yatmış içeriye. Vallahi babacanlar. Şu alaya kimler geldi, kimler geçti bir düşünün bakayım. Şimdi bir seri katilimiz eksikti. O da şimdi tamam oldu. Alo! Ya siz ne tırsak adamlarsınız be? Savaşta yanınızda bomba patlasa ne halt edeceksiniz? He? Bir savaş eksikti. Katil geldi, savaş çıktı. Başka? Ne katili be? Hapisten çıkan adamı askere getirmişler komutanım. Adam katilmiş. Komutanım, kaç kişiyi kesmiş belli değil. Vallahi işiniz zor komutanım. Adam katil zanlısı. Siz böyle alo falan deyince gıcık kapmaz inşallah. Hamza! Bırak dedikoduyu da işine bak. Herkes işine baksın. Hadi! Emredersiniz komutanım. Gel. Komutanım arkadaşı bölümünüze teslim etmek üzere görevlendirildik. Buraya değil. Buraya değil. Bölük komutanımız burada. Yakalayıp getirdik komutanım. Nerede yakaladın Kerim? Nizamiye'de mi? Katilmiş komutanım. 20 sene hapis yatmış. Dosyada yazıyordur herhalde Kerim. Vallahi bilmiyorum ki komutanım. Ben de bakmadım. Tamam arkadaşlar, bırakabilirsiniz. Bıraksınlar mı? Emin misiniz komutanım? Kerim. Tamam, çıkabilirsiniz arkadaşlar. Emredersiniz komutanım. Geçmiş olsun. Eyvallah. Kaç yaşındasın? 38. 20 senenin üzerine bir de askerlik yapmak zor gelir şimdi sana. Bunu da anlarım. Ancak burada biz kimseyi geçmişiyle değerlendirmeyiz. Sen de buranın kışla olduğunu unutma. Eyvallah. Önce şu hapishane ağzını unut. Burada eyvallah yok. Emredin ve emredersiniz komutanım diyeceksin. Emrin olur komutan. Kerim. Arkadaşı yazıcıya götür, kaydını yapsınlar. Nasıl? Ben? Tek başına mı komutanım? Kerim, gideceğin yer buradan en fazla 5 metre ileride. Tamam. Bayağı uzak işte. 5 koca metre. Ben o yüzden şey etmiştim. Neyse. Götüreyim bari. Seslenirsem gelin ama tamam mı? Kerim. Mamma mia, tam isabetle. 20 sayı mı? 25. Kaç? Çüş. Tabii oğlum, mızıtma, mızıtma Ferit'o Ferit'li. Buyurun, sıra sizde. Bu. Ne bu? Komutanım. Ney? Bu Aztek. Azteğmen. Ben miyim? Yok komutanım Ethem Azteğmen'imiz. Gülmeyin yakarım. Sen gülebilirsin sen. Gül. Geniş geniş. Rahat rahat. İlkin ya o bakımdan. Sana toleranslı davranıyorum. Arkadaş yeni mi komutanım? Evet. Evet. Kaydını yapın. Sonra depoya götürün. İstihkakını versinler. Hadi ben kaçtım. Ben de kaçacağım, kaçmayacağım. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Üzmeyin. Sen bakma abi bizim Kerim Aztemen'e. İyi adamdır da yani biraz gariptir, gıcıktır, saçma sapandır yani.
Adres? Bayrampaşa Cezaevi. Son 20 senedir adresim orası. Geçmiş olsun abi ya. Eyvallah koçum. Eyvallah. İyi nöbetler Tavutum. İyi nöbetler. Sana iyi nöbetler. Nöbeti ten tutuyordu. Uşağım sana bir şey soracağım. Balıkesir'in bir ilçesi. 8 harfli sonu luk ile bitiyor. Biliyor musun? Tuturluk. Tuturluk? Tuturluk değil. Tuturluk. Açan sen yeni devre misin? Hayır ben... Uyuyun. Ulan ne diyor ciddi? Ulan ne gibi istiyorsun seni ciddi serim? Tekamam Atker. Tekamam. Hah kimdik o? Ulan o benim panomdur biraz bırak ya. Oynama bırak Atker. Atker mi? Atker ne ulan manyak mısın? Doğru konuş. Ben Utman Tavut, Yutup, Yiğit Türk. Komutanım. Timdik, al bunu. Kaydımı yap da içeri gireyim. Emredersiniz komutanım. Gel. Komutanım, yeni bir emir geldi. Denetlemelerle mi ilgili Levent? Hayır komutanım, daha çok Ferit'le ilgili. Yine ne yapmış? Ordu milli takımı toplanıyormuş. Sakatlığının nasıl olduğunu, takıma katılıp katılamayacağını soruyorlar. Tam da sırasıydı. Efendim komutanım? Ha, yok bir şey. Ne kadarlık bir kampmış bu böyle? Ekim'de ordular arası dünya şampiyonası varmış. Kasım'a kadar yok yani. Neyse. Seyfi, sen yine de Ferit'e bir şey söyleme. Gelip beni görsün. Emredersiniz komutanım. Of abicim ya. Bitmedi gitti şu sıcaklar. İyi oldu ama iyi. Ben terleye terleye 3 kilo 800 gram verdim. Merak etme Jumbo'cum. Kışın faiziyle geri alırsın verdiğin o kiloları. Kışı çıkarabilirse tabi. Hayırdır lan? Gidici mi bu? Yeni gelen katil ilk bunu katledir herhalde. Aramızda en gıcığımız bu. Şşş, rahat durun be. Ulan babacanlar. Ya adamı tanımadan etmeden hemen yargısız infaz. Korku filmi canavar yaptınız be. Bir durun bir dinleyin adamcağızı ya. He vallahi. Hem niye ilk beni öldürüyor he? Ya aslına bakarsanız ben de tırsmaya başladım he. Bak şimdi bu adama yan gözle falan da bakılmaz he. Ne bakıyorsun kardeşim diyebilir yani. Üstelesen olmaz olmaz. Öylesine bakıyordum burada der desem. Yok alttan aldım diye daha çok üste çıkacak dedi. Öf ben işin içinden çıkamadım ya. Bak şimdi bak o anda belki bir şey yapmayabilir. Ama daha sonra gece koğuşta gizlice gelip karnıma bir bıçak saplayabilir. Ah ben böyle ağzımı kapattı diye benim bağırışmalarımı siz duymazsınız. Benim bağırsaklar dağılır her yere. Allah'ım ben iyi de bir adamdım ya. Vallahi şu anda ben de senden korkmaya başladım Katra abi. Vallahi bravo Katriciğim. Yani o anı yaşattın bize. Tamamen hissettik. Oh. Benim de canım kokoreç çekti bağırsak neyin deyince. Oha ayı. İşte bu yüzden ilk sen öleceksin. Hadi be oradan. Gelin gözsüz. Psikopat. Şakir. Abi gel bir arkadaşı koğuşa yerleştireceğiz. Ana. Yeni gelen katili mi yoksa? Abicim ne alakası var ya? Adam gelmiş işte mecbur. Ferit. Kaç leşi varmış? 99. 100'e tamamlayacakmış. Allah'ım ya. Abicim hadi. Hadi aklınızı helal edin. Ferit, bana bak beni Elif'le yalnız bırakmayasın ha. Ha Hamza, seni de Aztek Kerim çağırdı. Eyvallah babacığım. Ay başımın belası. Nerede? Yeni odasında. Yeni odada mı vermişler bak. Oldukça güzel şeyler yazıyor dosyanda. Bundan evvelki görevinde bayağı başarılıymışsın. Sağ olun komutanım. İki tane dumur batkanlığı, muhafızaları... Tören kıtatındaydım. Bando falan mı? Hayır. Kıtanın disiplin torunlutuydum. Torunlu. Yani torunluluktan geliyor. Ha, anladım anladım. Kıtanın disiplin sorumlusuydun.
Ahmet, uzman çavuş Yusuf'un senin haylazların adam olmasında bayağı katkısı olur, öyle değil mi? Olmaz mı komutanım? En azından yükümüz biraz hafifleyecek. Yalnız anlamadığım bir şey var. Ne oldu da böyle görev yerini apar topar değiştirdiler? Hatırlar tanık komutanım, geçen ay Dumur Batkanı'mı da bir devlet büyüğü diyaret etmitti. Evet. Ve o diyaret tıratında bir arbedet etmitti ve biri dayak yemitti. Evet. O dayak yiyen kiti benim efendim. Nasıl yani? O dayağı sen mi yedin? Dumur Batkanı'mı da kravatı biraz yamuktu. Ben de tadede düzeltmek istedim. Dayanamıyorum. Özür dilerim komutanım. Ama simetrik olmayan teyler görünce bir an sinirlerim botele veriyor. Anlıyorum. Gitmek zorunda mıyım komutanım? Sonuçta bu bir rica değil, bir emir Ferit. Bacağın nasıl oldu? Bacağım iyi. Yani topa vurabiliyorum artık ama. O zaman gitmemen için bir neden yok. Ya aslında bazen ağrıyor. Yani zaman zaman basamıyorum üzerine. Ferit, gitmek istemiyor musun? Komutanım ben istemiyorum komutanım. Neden peki? Üzülme desen bir yararı olur mu Melek? Yok, üzülmüyorum aslında. Yani nasıl olsa bir gün bitecekti, öyle değil mi? De işte böyle bir birdenbire olunca. Hazırlıksız yakalanmak gibi bir şey değil mi? Sen istersen bugün çalışma. Ben Levent'le de konuşurum. Ferit'e çarşı izni falan veririz. Gidip konuşursunuz bir yerlerde. Hı? Bilmem ki. Aslında çok da konuşacak bir şey yok. Bu onun için çok iyi bir şey Deniz. Ben yine de konuşun derim. Zaten burası pek konuşmak için uygun bir yer değil. Cemal! 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 Ulan oğlum. Uşaklar, siz de duydunuz mu ulan? Neyi duyduk bu çavuşum? La biri bağır Cemal Cemal diye. Vallahi biz bir şey demedik çavuşum. Eşeğim! Taka! Ne oluyor lan? Öldü galiba lan bu. Zaten azıcık aklı vardı, onu da aldım başından. Gel! Hamza Dalıpınar, Erzurum, Emrat komutanım. Çık! Gel. Bülent Turan, İstanbul, Emrat komutanım. O kim be? Ne bileyim ben. Böyle birden içimden Bülent Turan, İstanbul olasım geldi komutanım. Ya vallahi 40 seferdir gel git, sıkıldım ama yani ya. Hayretmiş. İlla bir arıza çıkaracaksın değil mi? Askere geldim geleli 40 yıllı bir odam olmuş. Bırak da zevkini çıkarayım. Ya komutanım tamam çıkarın da başka adam mı yok koskoca alayda? Vallahi gel git Konya 6 saat oldum burada ya. Tamam be, sana mı kaldık? Sana bir kez daha, hadi sana bir kez daha. Hadi, hadi. Aman pek de sempatikmişsiniz. Hay Allah. İyi. Vallahi sizi kıracağım ha, kafamı kırsam da kurtulsam hakikaten. Gel. Çık. Kerim. Oh. Pardon komutanım, ben Bülent Delipınar Ersun, Hamza Turan İstanbul. Komutanım ama hiç saçmalıyorum, hiç öylesin. Farkındayım. Bu arada odan hayırlı olsun. Sağ olun komutanım.
Ha, Kerim, akşam toplantı yapacağız. Emredersiniz komutanım. Levent Yılmaz İstanbul emreder komutanım. Gülsen gül. Bütün oda pırıl pırıl olacak. Bal döküp yalayacağım. Ben ne yalayacağım? Sen yalayacaksın. Taka iyi misin? Ula Vedat, ağzım olsun ha. Ama korkuttun beni ya. Şaşkın. Ula biliyorsun normalde korkmazdım ama gayipten Cemal Cemal diye biri seslendi. Senin sesine de benziydi da. Ya Rabbi, memleketten gelirken sana bir dirhem akıl getirseydim be. Ula yoksa getirmedin miydin? Nasıl yani? Elin boş mu çalıyor? Al! Elini kolunu oynatma lan. Zaten her tarafın maymun gibi yandı. Her yerin mi yandı? Ula buran da mı? Al! Ula yoksa buran da mı? La yeter lan! Her tarafım yandı diyorum, anlamıyor musun? Ula çok mu canın yandı? Buran da mı? Anlaşıldı kardeşim, senden bana rahat yok. Al şunu, yap kaydımı, ben de gideyim. Ne oluyor lan? Ula baba, bu da senin bir numaransa var ya. Benim yüzümden mi gitmiyorsun Ferit? Yok. Ferit. Hı. İşte sebeplerden biri de sensin tabii ki. Ferit gitmelisin. Ya bak, eğer beni düşünerek kalıyorsan yanlış yaparsın Ferit. Bu senin mesleğin, sen futbolcusun. Hem orada milli takımda kendini gösterirsen sonra belki büyük takımlara transfer olursun ha. Melek. Hı. Şu anda hayatımda senden daha önemli bir şey yok. Benim hayatımda da senden daha önemli bir şey yok Ferit. Ama bu senin için çok büyük bir fırsat. Yani? Yani... Beni düşünerek gitmemezlik etme. Tamam. Vedat! Ne oldu lan? Abi kaza oldu, dışarıda yaralılar var. Koşun, koşun! Tanışma faslını bitirdiğimize göre artık iş programına geçebiliriz. Yusuf uzmanın gelişi bizi oldukça rahatlatacaktır. Sağ olun komutanım. Deniz yüzbaşımız eğitim subayımızdır. Sen bölüğün eğitiminde Kerim Asteğmen'e yardım edeceksin. Emreder Tanit komutanım. Bu çok isabetli oldu komutanım. Önümüzde zaten çok ciddi denetlemeler var. Ben de o işlerle ilgilenirim. Komutanım, Nizami'nin önünde bir kaza olmuş. Ne yapacağız şimdi Ferit? Ben de işi bırakıp gelebilirim seninle ha? Ya gitmeni bu kadar çok istiyorum. Senin için çok iyi olacak aslında. Ya, işi hemen bırakıp geleyim seninle. Bey! Yetiş! Dayan güzelim, dayan bebe. Bak, vallahi söz sana hiçbir şeyin kalmayacak. Başından yaralı. Çabuk kurban olayım. Yardım eder misiniz? Şunu alalım. Hamza gel yatıralım hemen. Gel. Canım geçmiş olsun. Gel yavrum bak şimdi gel. Ne oluyor burada? Ne bu telaş? Kal. Kaldırın şunu. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Benim pek bir şeyim yok. Siz çocuklara bakın. Tamam siz sakin olun. Oh. Hastaneye yetişmeleri lazım. Ambulans gerek. Ah. Komutanım. Vallahi hayretmiş. Ya insan hiç kan görünce bayılır mı ya? Eyvallah komutanım. Hamza abi doğru söylüyor kan. Ha, bu mis gibi tertemiz kan işte. Neydi o? Sıfır RH ne? Pozitif. Tam pozitif. Pozitif kan bakın. Bak çok pozitif. Vedat. Sen de kanıyorsun. Bey. Aman bey. Burada yapabileceklerimiz bu kadar. Hemen hastaneye gitmeleri lazım. Röntgen çekilmeli. Yemin ederim ki görmedim. Birden yola fırladı. Fren yaptım ama gene de kurtaramadım. Şimdi sakin olun. Düşünmeyin bunları. Bir şey olmaz değil mi hemşire hanım? Baba, baba çok acıyor baba. Korkma yavrum, korkma. Bak asker abiler de burada. Hiç korkma bak, geçecek.
Baba çok acıyor baba. Aa, yok bir şey ama. Tamam ağlama artık. Ya bak sen de asker olacaksın. Sık bakayım elimi senden asker olayım. Sık sık. Aa, dur çok acıdı yapma. Amma kuvvetliymişsin sen be. Ha? Yok bir şey Rizim yok. Sen meraklanma. Benim kanım değil. Çocuklarım lazım. Gel şöyle gir çabuk. Vah yavrucaklar vah. Neyse ki kötü bir şey olmadı. Ölebilirler Zide. Aklımın almadığı bir şey var. Küçücük çocuğu neden arabanın ön tarafına oturtturuyorlar? Bunlar da hiç akıl fikir yok mu? Ya küçücük çocukları yola salan anne babalara ne demeli komutanım? Neyse ki ucuz atlattılar komutanım. Kaç yıldır vardı bıyıklar? Çıktığından beri var işte. 20 sene falan. Evet. Kusura bakmazsın değil mi? Kesmeye mecburuz ya. Ne kusuru birader? Kes gitsin. Vallahi çocuklara içim acıdı ya. Hayret bir şey ya. Tamam aşkım, üzülme lütfen. Hayır şimdi bu hengamenin arasına gelip bizim işte ne oldu diyemeyiz yani. Ayıp bir şey ya. Tamam ama sakin ol lütfen. Ya Lizim, vallahi benim aklım fena takıldı. Şu çocuklara bir sorup gelin. Tamam bekle. Abi Elif'i görecektiniz. Yüzü hiç gülmüyor. Aha böyle put gibi duruyor. Adı neymiş? Arif. Ya abicim, başka koş mu yoktu? Hem ben uyumam o adamla aynı koşta. Ben de uyumam valla. Ben bir de adamın 20 yıllık bıyıklarını kestim. Katil bu, sağ solu belli mi olur? Sonra uğraştır bağırsakları içeri toplamakla. Sanırım senin bağırsak sorunun var Kadir abi. Ya can tatlı tosunum, ne yapayım? Bana bakın arkadaşlar. Hepimiz bir arada durursak bize hiçbir şey yapamaz bu adam. Ne yani? Hepimiz aynı yatakta mı yatacağız? Tosun haklı abicim. Birlik olduğumuzu gösterip korktuğumuzu belli etmeyelim. Eyvallah doğru söylüyorum. İt yüz ver evim. Katilse katil bana de. Herkes gibi yapacak askeri de. Askerlik bu. Barakozu var, çalgıcısı var, katili var. Böyle ayrıcalık yok. Yüz vermeyelim harbiden ya. Tamam yaşı büyük ama o kadar. Doğru söylüyorsunuz. Taviz vermek yok. Dik durun oğlum her zamanki gibi. Farklı davranmaya gerek yok. Delikanlılar. Evet abi. Bir emrin mi vardı abi? Yorulmuşsundur sen abi. Çay kahve ne emredersin? Çay içelim bari. Lafım olur güzel abim. Ben şimdi aynalı bir çay yaparım katil abime. Arif abime. Beni sevdi. Sonunda katil demeseydim daha çok sevecekti ama neyse. Son bir siparişim olacak Lizengi. Hamza yardım et. Cemal benim Türkçe'yi bozuyor. Ne yapıyorsun sen? Allah'ın lazım. Sen Nizamiye Çavuş değil misin oğlum? Hadi canım hadi. Kış 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 kış. Ula birkaç siparişim olacak Amerika'dan. Onlar deyip gideceğim. Ne siparişi lan? Sonra dersin diyeceğim onu. Ben zaten kaç gündür nişanlımı görmüyorum. Hadi canım hadi hadi hadi. Ben de göremiyorum nişanlıma bir şey diyor muyum? Allah Allah. Daş yok mu lan daş? Affedersin. Halizim, nasıl gidiyor işlemler falan? Çok yavaş. Sizin memurlar çok ağır çalışıyor. İmzalanmadı, iki tane kağıt. Lizenge, bir de şey soracağım. Komple laf istiyorum. Allah!
kompüter, lap lap ne lan? Ulan İngilizcesini diyorum da, lap lap kompüter, anlamıyor musunuz? Vallahi benim tansiyonum düş, gözüm kararıyor Leys. Ha Cemal, canım, o şimdi laptop kompüter olmasın? I know English, you know. He, lap lap kompüter olsun. Na 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 na. Cemal, sen orada şöyle bir güzel dur. Ben senin kafanı bir güzel yarayım. Böyle lap lap kanaksın. Tamam mı can? Gel. La vicdan sağırsa. Sen Liz yengeye dua et. Ben sonra sağa sorarım. Hadi orada. Ah be Liz'im. Vallahi çok özleyeceğim bu kerataları ben. Selam. Karargah destek bölüğü. Babanız döndü. Oo, hoş geldin Oydak Paşa'm. Ne haber lan? Kantin Paşası. Sana neler getirdim neler bir bilsen. Ne getirdin lan hani nerede? Hepsi burada. Allah'ım o neydi öyle ya? Ne İsveçliler, ne İngilizleri gördü bu gözler biliyor musun sen? Ulan bir de soğuk memleket diyorlar oralara ha. Yanıyor. En ince detayına kadar anlatacağım sana. Allah'ım bir hallenme lan. Tövbe tövbe. Ben de bir şey getirdin sandım ya. Ya iyi tamam anladık yaşamışsın da. İnsan gelirken Bursa'dan ne bileyim böyle bir kestane şekeri falan bir şey getirir be ya. Cibri. Ya Tosun bir çay kap gel be koçum be. Özledim lan bayat çaylarını. Ya çocuklar merhaba ha. Oo, yeni devre gelmiş ha. Torun ne haber? Aslında sen torunluktan çıkmış tohuma kaçmışsın. Asker amca. Asker amca lan. Ne? Dede değil mi aslında? Dede. Asker dede. Bak eziklik falan yapan olursa haberim olsun ha. Vedat. Dur be kardeşim ya. İki dakika dur. Muhabbet ediyoruz işte. Dede, memleket nere? Ordu Mesudiye. Oo. Sıkıymış be. Al sana bir taka da. Ulan bir tanesiyle zor uğraşıyoruz ha. Taka! Çoluk çocuk var mıdır? Ha? Sende torun bile vardır ha. Bir şey merak ediyorum. Nasıl kaçtın lan bunca sene? Hapisteydim. Ha. Geçmiş olsun. Al. Ne çayı lan ne çayı? Şimdi çayın sırası mı? Utanmaz terbiyesizlik. Ulan karşımdan utanmaz terbiyesizlik. Abimin bir isteği varsa ona sor. Neyse abi sen kusura bak bu deniyor da. Hayırdır abi sen niye girdin hapse? Cinayet. Ha. Ben de önemli bir şey sandım ya. İşte abi ölenle olanın önüne geçilmezmiş olur böyle şeyler hayatta işte. Neyse. Sen otur ben mi gidip komutana gözükeyim abi? Şşt Tosun. Abimin bardağını boş bırakmıyorsun ha. İlgileniyorsunuz çocuklar. Bana yazıyorsun tamam. Abi! Ben birazdan geliyorum abi. Üzüm benim. Sen üzme kendini. Her şey çok güzel hallolacak inşallah. Tamam ama sen de üzme. Yok merak etme. Üzmem ben hiç. Hatan söyle beni de üzme Su. Cemal'i de üzme ama. Sonra kızarım sana. Tamam. Ben onu hiç üzmem. Merak etme. Hadi canım. Hadi hoşça kal. Ya babacan, oğlum nereden çıkardın şimdi sen siparişi? Sipariş misin lan sen? Ula seneye tatile gelirken alırsın. Lan daha Amerika'ya gitmemişiz, varmamışız. Belki kim bilir 3-7 yıl gelmeyiz. Nereden getiriyorum ben sana sipariş? Uy. Ula bırak o zaman sipariş mi Paris'i. Onca sene seni göremeyecek miyim? Sen gelirsin be Cemal'im. Vallahi bak ha. Müjdeyle evlendiğiniz gün balayla yanımıza gelirsiniz. Ben de sizi Honolulu'ya götürürüm. He vallahi acelurum. En büyük asker, bizim asker. En baba asker, bizim asker. Allah! En büyük asker, bizim asker. En büyük asker, bizim asker. Gidin başka bir yere bağırın.
Ciddi bir kışla burası. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Arkadaşlar bakın, generalle yaveri beni karşılamaya gelmişler. Siz ince ince uzayın, aman toz kaldırmayın. Hakkınızı helal edin lan. Hadi. Ağlatmayın beni burada. Pardon generalim, 56. Piyade Alayı Sokak Nizami Apartmanı burası mı? Burası canım, burası. Fakat işte senin şansına bölümünü daha demin kapat. Boşa gelmişsin. Hadi ya. Neyse ben içip de geldim ama siz kimseye bir şey söylemeyin. Yok canım. Sen vallahi hiç belli olmuyor canım. Sen gel gel. Ben hiç belli etmem. Hiç. Melankolik ha. Aha. Torunu la bu. He. Gel bakalım sen bir içeri gel. Rahatsız etmeyeyim. Gel canım gel. Gel sen gel. Gel. Bakayım ulan ne var o poşette. Buraya bir iki tane malzeme lazım olur diye aldım. Vallahi ya. Bak derler ya. Alkol bütün kötülüklerin anasıdır. Ana gibi yar olmaz. İşte bu o oluyor. Bak. Oh. Vallahi bak. Hani viski nerede? Ha? Viski nerede bakayım? Ulan askeriyede en lazım olan şey viskidir. Hadi ya. Arkadaşlar dedi ama ben dinlemedim bak. Musa bunlarla içeri giremezsin. Oldu mu ama şimdi? Ha? Askeriye ula burası. İçki sokamazsın. Bak yap bir güzellik. Bunların manevi değeri var. Hatıra. Ula askeriye diyorum burası. Deli etme adamı. Şş, tamam hiç. Zorlama kendini Cemal. Dur tamam sor. Oo! Bugün nöbetçi subay kim? Kerim Asteğmen. İşte bitti. Ben şimdi arkadaşı direkt Kerim Asteğmen'imizin yanına çıkartayım. İki öyle manyak herif birbirini yesin. Gel canım gel. Gel. Mokur mokur gel. Bu siz mi oluyorsunuz? Aynen, ta kendisiyim. Ayakta kaldınız. Buyurun oturun. Biraz kolonya alsam. Alsam tabii. Ferahlatır hem böyle. Enseye falan ferahlatır. Bak Yusuf uzman, bizim çocuklar iyidir, koştur ama biraz haytadırlar. Aman ha, sakın ola ki yüz vermeyin, sonra tepenize çıkarlar. Hiç merak etmeyin komutanım. Atkar adam haytalık yapamadı. Ben ne haytalar gördüm. At teriye de, ön de didipli. Vallahi benden söylemesi. Siz yine bildiğiniz gibi davranın ha? Gel sıraya, geç! Arkadaşlar, sizleri yeni uzman çavuşumuz Yusuf Yiğit Türk'le tanıştırmak istiyorum. Kendisi eğitiminize yardımcı olacak. Yusuf uzmanım. Nasılsın asker? Arkadaşlar, bundan sonra bu tırayı ip gibi itiyorum. Hiçbir şeyi tekrar etmem. Söylediklerimi beceremeyen bedelene kadar tınav teker, meşik teker. O kadar. Ada, yardık ki yardık valla. Herif hep de bela çıktı be. Dertlenmeyin oğlum. Vedat Paşa'nız halleder. Bakın şimdi, hele bir de bir İngilizler vardı abicim. Yok. 4 tane bunlar. Ben böyle güzellik görmedim abi, dadundan yenmez. Yeme Vedat, bizi yeme. Bir kere o İngiliz kacısı niye geliyor o kadar erkeğin arasından seni buluyor da sana bakıyor? Hem bir kere sen İngilizce falan bilmiyor ki, nasıl oluyor da nasıl onunla öyle nasıl anlaşıyor? Yalan. Doğru.
Ben bilmiyorum. Ama onlar biliyor. Oğlum onlar zaten İngiliz değiller mi? Tabii biliyorlardır İngilizceyi. Ne diyorsun lan? Türkçe diyorum oğlum, Türkçe. Kızlar zaten yıllardır Türkiye'den başka bir yere tatile gelmiyorlarmış. Çat pat konuşuyoruz işte, yetiyor. Ulan sen yok musun sen? Kim bilir de yalanlar uydurdu değil mi kaçlar ayarlamak için? Ben? Yalan söylüyorum. Oğlum kıskanmayın lan. Kızlar kardeşinizi paylaşamıyorlar be. Oğlum evlenmek için birbirlerini yediler be. Ben yüz vermedim. Tabii tabii, biz de inandık. Oğlum vallahi billahi ya. Ellerinden zor kaçtım ya. Hatta kurtulmak için buraya bile davet ettim. Alaya. Yok. Atlı köşke var ya benim Sarıyer civarında. Saçmalamayın oğlum. Hem bir de Allah'ın İngiliz'i burayı nereden bulacak? İstanbul'a gelecek de 56. alayı bulacak da kapıda beni soracak, sonra beni bulacaklar. Hadi abicim hadi. İyi temizle uşağım, iyice parlasın. Kirmir kalmasın ha. Hop hop. Nereye? Dur bakalım, babanın çiftliği mi sandın burayı? 56. alay burası. He burası. Ne olacak? Biz Vedat Bey'i gömmek için geldik. Uy. Tellikçi olanı mı dur? Yo, hayır. Teknisyen değil. Buranın paşasıymış. Büyük komutan Vedat Paşa. Buralar hep onunmuş. O zaman kesin tellikçi Vedat'tır. Merhabalar. Yardımcı olabilir miyim? Sağ olun komutanım. Şimdilik pek gerek kalmadı. Ben hallettim gibi. Sana sormadım manyak taka. Kim bu güzel bayanlar? Bizim Telüksü Vedat'ın yavuklularıdır galiba. Siz yetkili olmak? Evet. Biraz yetkiliyimdir. Hatta 56. piyade alayı benden sorulur. Efendim ben Asteğmen Kerim. Oh Kerim, wonderful. Kerim dönmez Asteğmen, memnun oldum. Really? Very good. Manyak herif. Bunu o manyak herif mi söyledi? Yes, yes, Vedat Paşa. Siz en sevdiği askerisiniz. Ben Vedat Paşa'nın askeriymişim. Ya, sizi çok seviyor. Bilmez mi? Vedat! Erlüksü, bu sefer kesin yandın uşağım. Hayırdır Allah ya? Biri beni anıyor ama. Ya sol kulak çınladığı zaman iyiye mi işaretti? Neydi ya? Ula Vedat! Şşş! Nizami'ye iki tane turist karı geldi, seni çağırıyor. Kimlermiş? Ula biri nişanlın mıymış? Biri de yavuklun mıymış? Neymiş? Karılar sabırsızlıkla seni bekliyor, çabuk. Yok de! Cemal! Yok de! Denetlemeye gitti de, uydur bir şey. Olmaz uşağım, geç kaldın. Kerim Aslı'nın da oraya seni bekliyor, çabuk. Paşam hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Bakın ziyaretçileriniz var. Gördüm, ben gidiyorum. Ben nöbetçiyim. Mutfakta yemeğim var benim. Olur mu koskoca paşa? İlgilensene kızlarla. Ne de olsa birisi sevgilin, birisi nişanlın. Daha gelecek var mı karın, sözlün? Tövbe estağfurullah, tövbe. Hello, hello. Kız Jennifer, ne güzel yanmışsın lan. Ben seni tanıyamadım ya. Olga, kız Maşa. Dur seni bir bulacağım. Gümüşlük. Karanlıktı. Bebeğim ziyarete geldik demeyin sakın. Gene desinler paşam, ne istersin? Hı? Seni almaya geldik, hadi çıkıp gezelim mi desinler? Aslında işte fena olmaz komutanım ha. Arkadaşı Çeşme civarına kadar süründür. Geldikten sonra da haber ver. Konuyu bir daha değerlendirin. Emredersiniz komutanım. Da... Burta yolu üzerinden mi götüreyim? Tanakkale yolu üzerinden mi?
Burta daha iyi kararım. Nasıl Arif abicim? Beğendin mi yemeklerimizi abicim? Yemek bu. Kötüsü olur mu? Doyduk işte. Arif abi bak Allah'ın adını veriyorum. Bak doymadıysan hemen kantini açtırıyorum abicim. Tost mu? Sardık. Eyvallah, eyvallah. Vay. Vay. Sana demedim abi. Kar topuna dedim. Vallahi billahi. Anam! Kim koydu lan bu herifi yatağıma? Hayda! Vallahi hayretmiş. Ulan kartopu, biz bunu boş yatağa yatırmamış mıydık ha? Ne iş var burada? Şişt. Vallahi abi de, görü dedi ki, maşallah bu arkadaş bütün yatakları tek tek dolaşmış, gelmiş buraya düşmüş. Hey Allah'ım ya. Bu da yeni mi? Yeni derken sizi kastetmedim. Ula bu sarhoş herif değil mi? Ya nedir bu ula? Biri sarhoş, öteki katil. Dur, abi deli misin? Abzi kafa. Kestirecek epi bizi kıtır kıtır. La oğlum kaldırın şu herifi adamdan ya. Oha! Vallahi içine öküz oturmuş bunun ha. Tipe bak ya. Vallahi uyutmaz bu horolur. Kanka götürelim şunu. Sen alkollü tarafından tut canım. Oh, şu tarafı cumboya denk gelsin. Çevireyim. Pis şey ya. Şuna bak. Gel. Gel. Lay, ben de kafayı buldum. Ağırmış bu herif cihazı. Koyalım şurada gitsin be ya. Hay maşallah, ne uyku varmış adamda ya. Ne uykusu be? Ulan şimdi o rakı havuzlarında öyle balıklı gibi yüzüyordur. Hiç. Belki uğrarsın diye düşündüm. Beni mi bekledin? İyi misin? İyiyim. Ya sen? Nasıl iyi olabilirim? Hadi canım. Artık iyileştiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bunu kastetmediğimi biliyorsun ha. Ferit. Melek. Bir şey söyleme lütfen. Gitmek istemiyorum. Hadi kalk. Çeksin burada. Hadi. İyi geceler. Sen nerede yatacağına mı bakıyorsun? Yer belli de ben cam kenarında yatmaya alışmışım. Şimdi böyle ortada uyuyamam. Ya bak benim birkaç günüm kaldı. İstiyorsan sen benim yatağa yerleş. Ben nerede olsa uyurum be. Eyvallah can. Eyvallah. Yattı mı herkes? Yattı komutanım. Bana bak. Kantinde televizyon falan seyreden kimse yok değil mi? Geçen nöbetimdeki gibi beni kandırmaya çalışmayın. Oyarım sonra. Yok komutanım. Vallahi. İyi. Aslında. Allah. Komutanım. Bir sürü şey var burada. Sana aldım. Artık sen de nevaleyi getirirsin. Şöyle karşılıklı içeriz. Ne zamandır içip dertleşmemiştik. Gerçekten mi komutanım? Gerçekten komutanım. Saçmalama asker. Manyağın teki yanında getirmiş. Koğuşları kontrol ettikten sonra git boşalt. Tamam mı? Bana bak. Bana bak. Bana bak. Sakın içeyim deme. Tamam mı? Ağzını koklayacağım. Kokla bakayım. Oh. Git hadi hadi. Emredersiniz komutanım. Bu ne böyle be? Kim bu salak? Pis sarhoş, berduş, müptezel. Bela geliyorum demeden geldi işte.
Susuz olsun. Öyle. Tabii. Buz. Git dök şu. Git. Uyanıp şişelere saldırmasın sarkoş. Nereye boşaltıyor komutan bunları? Ağzıma. Git tuvalete dök. Nereye dökersen dök. Ula bir de beni sevmezsin. Başka kim bu saatte sana yoğurt bunu süreceğini? Ha? Hay Allah razı olsun kardeşim de. Abi yavaş ol. Yanıyorum ya. Oğlum Kerim Aslan burada. Dikkatli olun ha. Vallahi esas sen dikkatli ol çavuşum. Ne öyle içkiler falan? Kerim Aslan verdi zaten boşaltayım diye. Aferin aferin. Boşalt şişeleri bana getir. Ne yapacaksın? Bulurum yapacak bir şey. Ula yine ne yıllık düşünmüşsün şaşkın. Oğlum birine güzel bir oyun oynarız fena mı? Atılır mı güzelim şişeler be? Hadi çabuk ol çabuk. Çabuk yanıyorum lan çabuk. Dur. Ne bileyim komutanım ilk defa görüyorum arkadaşı. Yani niye yatırayım ki buraya? Yapmam ben böyle sulu bir şaka. Tabii. Sen anca katil diye milleti korkutursun. Allah. Katil ne yapıyor? Komutanım bilmiyorum ben daha yeni geliyorum bu komşu. Oh. Cacık. Eyvallah. Rahatladım be posta. Dünya varmış be. Allah hayalet. Vedat. Ne var böyle? Artık karşınızda yepyeni bir terlikse Vedat var komutanım. Light yoğurtlu böyle içinde ne? Minik küçük çikolata parçacıkları var. Ne anlatıyor bu manyak herif? Kardeşim büyütmediniz be. Şşş. Garson. Ben Haydar istemedim ki. Bu ne ya? Haydar ula Haydar. Haydar'ın ne abisi? Tamam. Tut. Kaldım işte. Hadi. Emrederiz komutanım. Boşalttın mı Mehmet? Boşalttım komutanım. Ha, aferin. Hadi bakayım. Herkes koş. Hadi herkes yataklara. Hadi. Sen de. Yoğurtlu. Hayatta kimseyi görmeyeceğim. Abi, kusura bakmasa bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim adlim değildir de. Şimdi burası askeriye. Burada kapalı yerde sigara yasaktır. Kızarlar valla. Eyvallah. Abi hadi. Donuyor bir lavabo. Alev aldı. Ay. Çok delik gitme gel. Abi kaçalım abi. Yürü. Yakın bu kalbi yanıyor. Tuvalet yanıyor. Yakın var. Ne bağırıyorsun be? Manyak herif. Komutan tuvalette yakın çıktı. Ne oldu? Yangın mı? Oh, kaç itfaiye numarası? 155, 132. Ya, komutanım. Tamam biz hallederiz. Nasıl hallediyorsun? Ya, ne yani? Yangın postumuz var komutanım. Evet. Bir yangın sorumlumuz bile var komutanım. Ben hep bu günü bekledim. Bana alev verin. İşte yangın. Orada. Yürü. Alo. Pardon yanlış çevirdim. Pardon. Ya yok ben şimdi nasıl oldu bu iş anlamadım. Arif abi delinde kirpit vardı tamam mı? Kirpiti çaktı, kibriti attı, lavaboya bir attı puf lavabo alev aldı. Hey büyük Allah'ım senin hikmetinde sual olunmaz. Yanan bir lavabo ha? Sen yanan pisuvarları görecektin abicim. Çıra gibi nasıl böyle çatır çatır tutuşuyor. Ya abicim hepimiz orada çatır çatır mıçır mıçır yanacağız. Siz hala söylediğiniz şeye bak ya. Yok abi siz uyanamadınız ben çözdüm işi. Mehmet Çavuş var. İçki dolu böyle alkolleri döküyor. Ne oluyor geliyor çıtır çıtır koyuyor patlıyor işte olay bu. Eyvallah ula. O yeni gelen herif vardı ya. Havunun içkileridir o. Demek Arif çıkardı yangın ha. Nasıl lan? Ne oldu da şimdi sen böyle bir şeye kani oldun? Bak şimdi bu yeni gelenler... Abim sen burada. Canım abim benim. Oğlum var ya toptan yakacaklar bizi. Dikkatli olalım.
Sen işte bayağı bir dikkatli ol çünkü dura dura sıyırmaya başladın burada iyice. Vallahi anlamadım komutanım. Ben sadece içkileri döktüm lavaboya. E tamam da insan su açar akıp gitsin diye. İyi de komutanım nasıl yanacak ki kendi kendine? Hı. Demek ki birileri tuvalette sigara içiyor. Komutanım. Murat bunun işi geliyor. Hay Allah. Ne işi var gecenin bu saatinde? Bu adam da yemiyor, içmiyor, denetlemeye geliyor. Denetleme seviyor demek ki manyak komutan. Hadi toparlanın siz de hadi. İyi geceler Kerim Aslı'yım. Hoş geldiniz komutanım. Ya bu saatte ayakta ne işiniz var sizin? Ben sizi hazırlıksız yakalayamayacak mıyım? Yangın tatbikatı yapıyorduk da komutanım. Bu saatte? Şimdi tabii yangının ne zaman, nasıl ve de ne şekilde çıkacağı hiç belli olmaz değil mi ama? Hadi, hadi! Hadi, hadi koçum, sallanmayın, sallanmayın koçum, koçum! Bu paçaların haline, tot içinde! Gittin çelen, böyle pis bir eğitim olmaz! Dur kaçları, temiz ve titizdir! Koç, sallanma, koç! Komutan, müsaitseniz iki dakikanızı alabilir miyim ya? Bir şey soracağım da. Ya biz böyle bundan sonra Grand Tuvalet mi eğitim yapacağız? Yok pik pik yapmayın, çamur yapmayın bir şey diyor ya. Ne yapalım oğlum? Adam Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı tören tıtatı... Ne? Tören kıtasından sorumluymuş. İdare edeceğiz artık. Bu. Evet bu. Hadi hadi geç yerine. Hadi hadi. Ben bazı dediklerini anlamıyorum vallahi. İnşallah bol seyli yerlerden sormaz. Ne olacak ki canım? O tören sen bakatın. Aa böyle bakatın işte. Sen yine kaşınmaya başladın ha? Hem de nasıl komutanım, ben çok kötü yandım. Böyle çok kötü kaşınıyorum, soyulacağım galiba. Aferin çocuklar, aferin. Bayağı hızlanmışsınız, aferin. Evet komutanım, hızlılar. Ama bir o kadar da pataklılar. Tunların haline bakın. Ten, udul olan. Tenin boyun oraya olmaz, arkaya gel. Gel babacığım, biz arkaya uzayalım. Bana bak! Ne bu halin tenin? Tenin adın ne? Sadullah Bilir, Kocaeli Emret Komutanım. Bak Tadullah! Sadullah Komutanım. Anladım Tadullah. Söyle bakalım. Nerede tenin Palatkan Tadullah? Koğuşta unutmuşum komutanım. Teni terteri teni. Teni bir daha bu halde görmek istemiyorum Tadullah. Komutanım, ben T krizine girdim galiba. Kurban olayım, bizi bu komutanla baş başa bırakma. Bundan sonra anlarsınız kıymetimi Gökhan Efendi ha. Hiç ağlama, geç yerine. Emredersiniz komutanım. Komutanım, birliklerimiz Kurudere mevkiinin güneyine mevzilenecekler. Sabah alacakaranlık başlangıcında Karatepe istikametine intikal edecekler. Gel. Binbaşı Göksu. Gel Murat gel, özlettin kendini. Senelik izin dedim komutanım. Daha sonra da eşim babası rahatsızlandı, bir hafta daha uzatmak zorunda kaldım. Geçmiş olsun. Sağ olun komutanım. Şimdi durumu daha iyi. Dün gece sizin alaya bir baskın denetlemeyle görevliydim. Bizim alaya mı? Evet komutanım. Geldim bir de ne göreyim? Levent Üstemenim'in bölüğü gecenin bir vaktinde yangın tatbikatı yapıyor. Dedim böyle bir alayı denetlemeye gerek var mı? Bravo valla. Demek yangın tatbikatı ha? Vallahi aklıma başka bir şey gelmedi komutanım. Murat binbaşımın da denetleyeceği tuttu. Kalkıp da yangın çıktı diyemezdim. Diyemezsin de. Bana niye rapor edilmiyor? Şimdi şöyle oluyor komutanım. Biraz uzun bir mevzu. Neresi yandı? Tuvaletler. Bir hasar var mı? Şimdi komutanım bir tane lavaboydan bir tane de çöp kovası yandı. Lavabo mu? Lavabo nasıl yanıyor ya?
izah edeyim. Şimdi şöyle oluyor komutanım. İçkiden, biliyorsunuz içki bütün kötülüklerin anası. Bir de %18 alkollü diyorlar ama o içkiler bayağı alkollü. Ökünce valla cayır cayır yandı. Ne içkisi, ne alkolü Kerim? Şeyin içkisi komutanım. Askerin teki yanında getirmiş. Yani bilmiyormuş alıya sokulmayacağını. İşte biz de onları döktük. Ya işte öyle. Oh. En sonunda delirteceksiniz beni. Çıkın dışarı. Ha, kimse o askerde gelip beni görsün. Emin edersiniz komutanım. Ferito? Hop. Hadi abi, yemeğe gitmiyor muyum? Ay yok, rejim yapıyorum ya ben. Biraz kilo almışım da. Ordu milli takımına hazırlık ha? Güzel. Gitmiyorum ki. Hayda. Niye? Ne yapacağım Seyfi? Gidip bacağımı mı sakatlayıp döneyim yine? Ha. Yani ne bileyim. Şimdi ordu milli takımından çağrılınca ben koşa koşa gidersin sanmıştım. Hoş geldin. görüşürüz. Ferit. Tanrımıza hamd olsun. Tanrımıza hamd olsun. Milletimiz var olsun. Milletimiz var olsun. Dikkat. Afiyet olsun. Sağ ol. Bu uzman hep bizim başımızda olacaksa yandık. Sabahtan beri nefes aldırmadı adam. Hallederiz merak etme. Azıcık ihtimal derim be kardeşimize ya. Adam alfabeyi 28 harf kullanıyor. Elbet bir açını bulur, yürürüz, rahatlarız. Gel. Girebilir miyim komutanım? Gel Ferit gel. Komutanım ben düşündüm. Sonuçta bu ordu milli. Yani milli bir görev. Gitmesem olmaz. İyi düşündün mü Ferit? Düşündüm komutanım. Böylesi herkes için daha iyi. Tamam. Git hazırlan bakalım. Yetiştirebilirsem seni akşama çıkartırım. İki günde yol yazarım. Sağ olun komutanım. Her şey için. Melek çok üzülecek. Hiç rahatsız olmayın komutanım. Hayırdır? Odama yerletiyorum da. Hiç rahatsız olmayın. Odana mı? Evet. Levent Teğmen bu odayı kullanı daha mı öyle? Yani dinle, komutanım. İyi. Levent Teğmen söylediyse yapacak bir şey yok. Rahat olsana birader. Rahatım ben canım. Yani yanlışlıkla bir yerini kesmeyeyim diye. Sadullah'a dikkat etmenizi istiyorum. Dosyası çok kabarık. Ben onu muma teviririm komutanım. Çocuk normal değil. Ben size askeri disiplinden taviz verin demiyorum. Ama çok fazla da üstüne varmayın. Çok fukuatı var, kendine bir zarar vermesin. Dikkat ederiz komutanım. Ha bir de sakın ayrıcalıklı gibi davranmayın. Emredersiniz komutanım. Yusuf, senin bir eksiğin var mı? Ta olun komutanım. Vay be sarıcın. Ulan ben de buradan ilk ayrılan ben olurum diyordum ha. Ya. Avucunu yalarsın. Tezkereye de az kaldı. Artık orada tamamlarsın askerliği ya. Bakacağız. Kısmet. Bana bak dikkatli ol. Almanlar çok sert oynar. Panzer panzer. Ferit dikkat et de ayağını eline vermesin deride. Ne oldu Tosun? Gözüne bir şey mi kaçtı? Ne bir şey kaçması be? Ağlıyorum işte.
Ha yok yok, bir şey kaçtı gözüme. Ağlamıyorum ben. Ağlayan biri mi var? Kim? Koca adam, niye ağlıyorsun ki? Sanki askerlik bitince görüşmeyecek miyiz? Aynısı olmayacak gibi abi. Burada kardeş gibiydik hepimiz. Orası öyle. Gel şöyle bak. Ha? Gel şöyle. Özleyeceğim. Biz de, biz de. Kardeşim benim. Allah'a emanet ol kardeşim. Amin. Yolun açık ol. Ne haber Melek? Ne yapıyorsun? Hiç. Çekmecelerimi temizliyorum. Ferit gidiyor. Biliyorum. Böylesi onun için daha iyi. Peki ya senin için Melek? Hı hı. Benim için de. Ya zaten öyle yaz aşkı gibi bir şeydi. Geldi geçti. Benim düşünmem gereken bir geleceğim var. Bu süreçte benim de yalnız kalmam çok daha iyi olacak. Melek, sen neler saçmalıyorsun Allah aşkına? Ferit birazdan gidecek. Yolcu etmeye gelmeyecek misin? Gelmem herhalde ya. Baksana, çok işim var. Kurtuluyoruz senden ha, Tostacığım. Galiba kurtuluyorsunuz komutanım. Ferit bak, bir şeye ihtiyacın olursa haber ver. Sağ olun. Ha bana bak Ferit. Sivile çıktığında hangi takımda oynadığını bize haber ver. Arada sırada maçlarına geliriz ha. İnşallah. Ulan yine nereye ciddiysin? Komutanım, bunların hepsini alıp bir yerlere ciddi. Ben de müjde yazıyordum, ben de gönderirim. Peki Cemal, gönderirim. Oğlum, adamı başka birliğe gönderiyorlar. Ordu aynı ordu. He, o zaman ciddim. Buradan daha kebap yer mi bulacağım? Komutanım. Hoşçakalın. Güle güle postacı. Yolun açık olsun. Ferit. Yolun açık olsun. Sağ olun. Hadi bakalım. Her şey için çok sağ olun komutanım. Ferit Tekin İstanbul. Bir senede çok değişti. Eski haline döndü. İnşallah. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Görüşeceğiz inşallah. İnşallah. Ferit! Hadi arkadaşlar, herkes işinin başına. Emredersiniz komutanım. Rahat asker. Çok seviyorum seni, çok seviyorum. Çok seviyorum, çok seviyorum. Sen benim hayatımsın. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Ah be, ah. Ne oldu babacığım? Dertlendin ya. Böyle birer ikişer gideceksiniz. Sonunda bir başıma kalacağım. Aman be abi. Dert ettiğin şeye bak yani. Bak şimdi Arif abi var. Sonra Sadullah var. Bismillah. Sadullah yok artık. Atacağım ulan kendimi. Atacağım lan. Gelmeyin. Şişt ya. Atacağım ulan kendimi. Dur. Atacağım lan.